Herkese günaydınlar, iyi sabahlar efendim. Ben İsmail Yolcu, Ülke TV Ankara stüdyolarında yine hazırız efendim. Ülkemizin evlatları, gençlerimizin tercih sürecinde Genç Vizyon programı yine sizinle. Öğrencilerin bonus hocası, eğitimci yazar Süleyman Belediyeoğlu'na her zaman olduğu gibi Instagram bonus hoca üzerinden şu andan itibaren az önce paylaştığımız fotoğrafın altına sorularınızı iletiniz. Başarı sırası yazarken özellikle alanınız sayısal mı, eşit ağırlık mı, sözel mi, dil mi yazın lütfen. Genç Vizyon programı başlıyor. Günaydınlar hocam. Teşekkür ederim. Demin bağlandığımız Kanal 7'de Seren Hanım, ya ben şöyle anlıyorum bunu dediği her şey çıkıyor. Bonus veriyor size falan dedi. Biz de inşallah öyledir dedik. Tabii şey anlamında. Sevgili öğrencilere biz bilgileri verirken hep rakamlardan hareket ediyoruz. Hemen sorularınızla da girebiliriz İsmail. Hocam, hukuk sıralamalarında nasıl bir değişiklik bekliyorsunuz diyor Fatih Dağhan. Şimdi çocuklar, mesela bir rehber öğretmeniniz hukuk yükselir dedi ya, yükselebilir demek istiyordur. Biz aynı şeyi söylüyoruz zaten. Yani yükselebilir demek ne demek? %60 yükselir, %30 aynı kalır, %10 düşer anlamına gelir. Böyle bir sıralama var. Şimdi hukuklar geçen sene şok yükselme yaşadı. Devletlerde özellikle. Peki bu şok düşme değil de ortalama bir düşmeye yol açabilir mi? Evet. Biz de orada ihtimali göz önünde bulundurmamız lazım. Yani bir bölüm 17 binden 11 bine yükselmişse, hani tekrar 17 bine düşmüyor. Bunu nereden biliyoruz? Geçmiş yıllarda bu dalgalanmalar oldu çünkü sınav sisteminin değiştiği yıllarda. Ne olmuş mesela? 11 iken 12'ye düşmüş. 12.500'e düşmüş. 13'e düşmüş ama 17'ye kadar gerilememiş. Fatih 9.000'deyim diyor sorusunun devamında. Nasıl bir tercih aralığım olmalı diyor. Çok güzel. Ya zaten bu tutma aralığı dediğimiz bizim yani 7.000 ile 11.000 arasından tercihlerinin %50'sini, yani 24 tercihin %50'si 12 tane eder. Yaptıktan sonra öğrencimiz 3.000'den 4.000'den daha yazacak. Hani o armutun çöpü diyoruz ya, bu çöp bazen uzun oluyor. Çocuklar uzatıyor çöpü. Olsun. Ama daha çok orta bölge. Artı alt bölgeye baktığınızda, yani 11'in altına, öğrencimizin 20.000'e kadar ya da 18.000'e kadar düşmesini tavsiye ediyoruz. Dünyanın en böyle karmaşık dönemi, biz ya virüs işte kapatabilir, şöyle böyle, ekonomi böyle etkiler gibi kafalar karışık. Oradan bir yüksek üniversite çıkarmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Hocam, bir öğrenci Gül Işın adında diş hekimliğinde nasıl siyah kuğu olabilirim diye sormamı istemiş. Çok güzel. Şimdi çocuklar, diş hekimliği biliyorsunuz, artan nüfus, uzayan ömür, dişte estetik arayışı ne yapıyor? Diş hekimlerini hep böyle daha dirençli ve güçlü hale getiriyor. Bizim Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin diş hekimliği fakültesi ne dedi? Boyu 40'ın altında olmayan... 1 metre 40 santimin altında olmayacak dedi. Doğru. 1 metre 40 santimin altında olmayanlar diş hekimliğini yapar. Çok rahat yapar. Bayanlar yapar. Zaten o kaba kuvvet kullanarak siz dişe operasyon yapmıyorsunuz. Yaklaşık 3-4 kilogram güç kullanabilen, bitti, fizyolojisi uygun olan herkes olabilir dedi. Yapabilir dedi. Rahatlıkla yazabilirler. Şimdi dişteki estetik İsmail, bu çeneden tut da dişin kendisine kadar. Hocam, estetik kelimesini şöyle genişleteyim. Beslenme, diyetetik ve diş hekimliği tam da dediğiniz gibi aslında sağlıkla ilgili değil, son yıllarda daha estetikle ilgili arayışların içeriği beslenme, diyetetik ve diştir. Çokça insanlara potansiyel ticari anlamda müşteri ya da hasta olarak dönüş yapıyor. Ya zaten hani estetik deyince, hani insanlar işte botoks yaptırıyor falan, onlar çok kötü gerçekten. O anlamda değil. Biz o hani değil. Bu diş estetik. Tabii diş öyle değil. Dişteki estetik arayışı daha şey, insan bünyesine zarar vermeyen bir şey. Görüntüyle alakalı. Yazın diyoruz, sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Beyza, Türkçe öğretmenliğinin şu andaki durumu ve geleceği hakkında bilgi rica ediyor. Şimdi çocuklar, bu Türkçe öğretmenliği ile ilgili şöyle düşünün siz. Şimdi okul öncesi çok iyi bölümlerde geçen sene düştü. Hukuka kaymadan dolayı. Ama alta doğru indiğinizde orada bir yükselmeyle karşılaşıyorsunuz. Türkçe öğretmenliklerinde de bazılarında yükselme, bazılarında düşme oldu. Bu arada sevgili öğrenciler, değerli aileler, ben buradan çıkacağım. Saat 11.30'da
Ankara Nene Hatun Caddesi No 122'de, 124'te bizim üniversitenin, Doğu Akdeniz'in merkezi var. Hemen onun yanındaki salonda No 122 ikinci katta seminerimiz var. Son 5 seminer, hani bugünden sonra 4'e, Cuma günü son seminerimizi yapacağız. 2 saat sürüyor seminer. 1 saat 15 dakika sorularınızı alıyorum. Arkasında sunum yapıyorum, sonra sorularınızı alıyorum. Arkasından birebir görüşmelere geçiliyor ki bu semineri asla kaçırmayın. Ücretsizdir. Her gün 11.30'da Cuma gününe kadar bunları kaçırmayın. Bakın geldiğinizde bu farkı göreceksiniz zaten. Hocam 327 bindeyim. Mühendislik gelmedi. Sizce bilgisayar ve bilişim sistemleri mi yoksa bilgisayar programcılığı mı, ki bilgisayar programcılığı dedi 2 yıllık. Kadir soruyor. Şimdi Kadir'ciğim aslında mesela bilgisayar enformatik, bilişim sistemleri falan böyle bölümler var. Bunların derslerine sen de bak YÖK Atlas'tan. Emin ol aynen bilgisayarda görülen derslerin aynısını burada görüyorsunuz bir defa. Biz ondan dolayı öğrencimizin 327 binde eğer bilgisayar istiyor idiyse. Dünkü hocamızın söylediği bölüm vardı hocam. Hangisi? Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde istatistik ve... Hatırlat İsmail onu bir. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde bu yıl ilk defa öğrenci alacak olan bir bölüm var. Bilgisayar ve istatistik bölümün tam adını size az sonra hemen ileteyim. Matematik ve istatistik miydi? Evet, ben hemen çocuklar bu arada İsmail onu bir bulsun tabii. Şöyle, matematik bölümünden yazılımcı oluyorsunuz. Ben öğrencimize matematik bölümünü de tavsiye ediyorum. Ama öğretmen olacaksanız matematiği yazmayın. Şimdi bu formasyonla ilgili sorun var. Mahmut Özer Bakanımız tabii bu konuyla mutlaka ilgilenecektir herhalde. Açılır diye düşünüyoruz. Şimdi burada sevgili öğrenciler, öncelikle dediğim gibi sınavı sonraya bıraktığınızda evet potansiyel olarak yükseltme ihtimaliniz var zaten. Yani istatistiksel olarak İsmail 10 öğrenciden 7 tanesi sonraya bıraktığında az ya da çok yükseltiyor. 3 tanesinde gerileme oluyor istatistik olarak. Bugün Ahmet Hançerlioğulları bana bir yükseltme rakamı daha verdi. Yani buradan da yararlanabilirler tabii ki. İki bölüm var hocam. Hı? Bir tanesi... Nedir o? Söylüyorum hocam. İstatistik ve bilgisayar bilimleri. Süper. Muhteşem bir bölüm. Diğeri de sadece yine Doğu Akdeniz Fen Edebiyat Fakültesi'nde İngilizce olan, tamamı İngilizce, aktüerya bilimleri. Evet, aktüerya Türkiye'de başka üniversitelerde de var. Ama istatistik İngilizce ve... Ama. Evet. İstatistik ve bilgisayar bilimleri yok. Hani ben şunu söylüyorum. İstatistik ve bilgisayar bilimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne has bir bölüm. Hani çocukları yanıltmamakta fayda olduğunu söylüyorum. Aktüerya genel olarak üniversitelerde var zaten. Evet ve şimdi, burs imkanı da var. Tabii ben çocuklar Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne görev yapıyor olmam, size yanlış bilgi vermem anlamını taşımaz. Çok ahlaki olmaz bu. Şimdi bizim burada özellikle İsmail güzel bir örnek o. İstatistik dediğin senin nedir? Aslında bir veri bilimidir. Bunu bilgisayarla buluşturduğunda... Matematik, bilgisayar, istatistik üçü kardeş gibidir. Ve ben emin olun bunu bilgisayar mühendisliği kadar önemserim. Açık söyleyeceğim. Bazı alanlarda daha önemli. İstatistik ve bilgisayar bilimi. Direkt programcı. Tabii ki. Hocam, Serap Latin dili ve edebiyatı hakkında yorumlarınızı istiyor. Şimdi çocuklar, dil her zaman için hani şöyle oluyor. Öğrenci bir dili kazanıyor ya İsmail. Ne yapıyor dili kazandıktan sonra? İkinci bir dil. Okurken öğreniyor hatta. Hani batı dillerinde birini öğrenirseniz ikinciyi de öğrenirsiniz diyor. Bu arada çocuklar, ben dün burada bir çocuğumuzla yazıştım. Üniversitenin birinde Japon dili öğretmenliği varmış. Çocuk diyor ki ben bunu yazabilir miyim? Şimdi belki de bizi izliyordur evladımız. Ben de yazdım. Nerede çalışmayı düşünüyorsun? Çok ilginç bir cevap geldi. Dedi ki hocam, bunu Japonya finanse ediyormuş. Çok güzel. Buradan çıkınca şirketlerde çalışıyormuşuz. Ama Japonya'daki şirketlerde. İsmail öğretmeni çalıştırmaz ki. Japon dili mezununu çalıştırır. Aynen. Ben bunu Japonlar alır sizi Japonya'da çalıştırmaz demiyorum. Çocuğa da yazdım. Evladım burada bir mantık hatası var. Çünkü öğretmenliklerde az konu öğretilir. Daha çok işin pedagojisi öğretilir. Ve dilde biraz zayıf olur. Ben şirket sahibi olayım Japon dilini bitireni çalıştırırım. Bu size yanlış bilgi verilmiş. Bir devlet üniversitesi bu anladığım kadarıyla. Bu yanlış bilgiyi veren piyasada kendine tercih uzmanı diyen bir takım çakma insanlar var. Onlar. İyi araştır dedim. Dikkatli ol, hayatını karartma çocuğa.
Ondan dolayı üniversiteyi aramasını tavsiye ediyorum. Medine Dilek tükenmez. Tamam. Sevgili Medine'ciğim, emin ol ilgili yerlere bizler de Ankara'dan mesajlarımızı bizzat ilettik. Barajın düşmesiyle ilgili biz elimizden geleni fazlasıyla yaptık. Yine her yayınımızda da söylüyoruz. Bugün yarın bir müjdeli haber gelirse de şaşırma inşallah. Hocam Mehmet Faruk, Sözel'de 38 bindeyim. Hangi bölümleri tercih etmeliyim? Tercih listemi nasıl hazırlamalıyım diyor. Ya şimdi öğretmenlikleri tercih etmesini tavsiye ederim İsmail. Neden bir meslek sahibi oluyorsunuz? Bölümlere çok çekiç ve testere vurmanız gerekiyor. Onu hani o siyah kuğu dediğimiz olgu var ya. Öğretmenlerimizin özellikle ergen ve çocuk psikolojisinde yüksek lisans yaptıklarında özel sektörün imparatoru olacaklarını düşünmeleri gerekiyor. Eğer sen bir sınıf öğretmeni ya da ne bileyim okul öncesi öğretmensin, çocuk ya da ergen psikolojisinde yüksek lisans yaptığın halde seni bir kurum almıyorsa, iyi ki almıyordur, yakında batar. Çünkü İsmail ya bu çok şey, adam işi bilmiyordur, işletmecidir. Öğretmen, patronu öğretmen olan tak diye alır bunu. Mesela Ahmet Hançerlioğulları gibi. Aa der ki ya bu çocuğun psikolojisinden, ruhundan anlıyor. Ben de kayıt alırken bunu kullanırım der. Şimdi medya, görsel sanatlar, iletişim, tasarımı da tavsiye ettiğimizi bilin. Bu arada çocuklar, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile ilgili dün gelen bir soru da, ben hani nasıl devlet üniversitesi diyor. Çocuklar elbette ki bir devlet üniversitesi, Amerikan modeli. Kontenjanların %80'i burslu. 3000 dönümlük kampüs alanı var. İlk 3 tercihe %75 burs veriyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 2 yıllığıyla, 4 yıllığıyla inanılmaz derecede bir güzel üniversite olduğunu bilerek araştırın. Hocalarınıza sorun çocuklar. Hocam bir öğrencimiz 18.000'de tıp hedefliyor. Hangi üniversitelere yazayım? Rize, Trabzon, Erzurum ya da farklı şehirler. Sevgili öğrencim, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin rektörü daha bundan 3-5 gün önce Ülke TV Genç Vizyon programında YouTube'da özellikle Sayın Hüseyin Karaman adını yazarak Rize rektörümüzün YouTube'dan izle, inanılmaz imkanları var. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin tıp fakültesinde simülasyon üzerine kurulu harika şeyler anlattı. Muhakkak diğer şehirleri de yaz diyorum. Siz ne söylüyorsunuz hocam? Üniversite seçerken genelde fix hep deriz ki hastane büyüklüğü, göreceğin hasta sayısı önemlidir deriz. Siz neler söylersiniz hocam? Tabii tıpta bu çok önemli. Hatta Doğu Akdeniz Üniversitesi Marmara tıpla ortak diploma yapıyor ve 3 yıl Kıbrıs'ta, 3 yıl İstanbul'da çocukları okutarak orada Marmara Üniversitesi'nde, diplomalarında Marmara Üniversitesi'nde yazılı oluyor. Tıpta hastane büyüklüğü çok önemli çocuklar. Tıpta vaka görerek yol alıyorsunuz. Mesela hukukta da vaka görerek avukat oluyorsunuz. Hani böyle çok böyle masraflarla çocuk devlette tutacağına şimdi isim vermeyeyim. Yani inanılmaz bir parayla gidiyorlar. Ya ben burada hukuku daha iyi avukat olurum diyorlar. Hukuk adliyede öğrenilir çocuklar. Yani orada buna lütfen dikkat edin. Şimdi moleküler biyoloji ve genetikle de ilgili İsmail, oradan sen soru seçene kadar. Moleküler biyoloji ve biyoloji arasında Lavinia tereddütte kalmış ama diyorlar ki kimyada daha kolay iş bulurum diyor. 186 binde ne yapayım diyor. Moleküler biyoloji ve genetik çocuklar yani biyolojiden şöyle iyi hale gelebilir. Eğer siz biyokimyada yüksek lisans yaparsanız, biyoteknik, o gün bizim eczacılık hocamız bahsetti biliyorsun. Biyomühendislik gibi düşünün. Direkt ilaç sanayinde görev alıyorsunuz. Buraların çok iyi kurgulanması lazım. Çocuğumuzun sıralama aralıkları tabii ki yüksekten başlayayım. 86.000 aslında hemşireliği de düşün derim ben. Ya hemşireliği yaz, mutlaka yaz zaten ama unutmasınlar, hemşirelikler geçen sene topyekun külluhun yükseldi. Bu sene de her an... Tıplar düştü, o yükseldi. Evet. Zeynep, radyo, televizyon ve sinema bölümünün geleceği ve iş olanağı nedir diyor hocam. İş olanağı sensin aslında çocuklar. Nereye gidersen git İsmail. Hani biz diyoruz ya, mezun çokçular vardır. Bunun mezunu çok. Bunlara Allah akıl versin. Ben öğrenci ve ailelerin, mezunu çokçular, şimdi bir de ölü tercihçiler vardı ya, onların yerini mezunu çokçular aldı. Bir insanın kariyer danışmanlığında yetersiz olduğunu, beceriksiz olduğunu, çakma olduğunu nereden anlarsınız? Ağzından bunun mezunu çok çıkarsa. Hemen kağıdı verin, mezunu az olanı yaz kardeşim deyin. Yazamaz. Yani o zaman
Ben sana niye danışıyorum? Çocuklar, mezunu çokçulardan, ölü tercihçilerden uzak durun. Ne yapacaksınız? Ya artık dünya ekonomik formu, İsmail bak senin de katıldığın YÖK Çalıştay'ında 2019'da mesleklerin geleceği değil mi Çalıştay'ında? Net şunu söylüyorlar. Kardeşim neyi okursanız okuyun. Lisans üstü yola devam etmek zorundasınız. Lisans üstü eğitim ne demek? Yüksek lisans ve doktora demektir. O zaman sektörler sizi kapış kapış kapışıyor. Ha orada ne çıkıyor ortaya? Yan dal, çift dal onları da yapabilirsiniz. O da bir çözüm. Her gün saat 11.30'da bugün dahil, cuma günü de dahil efendim. Süleyman Belediyeoğlu hocamız Ankara'da Nene Hatun Caddesi numara 124'te danışmanlık hizmeti yapıyor. Ücretsizdir. Numara 122'de de her sabah saat 11.30'da yine ücretsiz seminerimiz var. Herkesi bekliyoruz. Son 5 gün. Bunu neden söyledim? Mehmet soru göndermiş Ankara'dan. Hocam Mehmet diyor ki matematikte nasıl siyah kuğu olabilir? Mehmet'im 11.30'da hocam seni bekliyor Ankara'da. İsmail matematik zaten doğuştan siyah kuğu. Kanadın teki siyah mı? Tabii öbürü... çünkü niye direkt yazılımcısın? Geçen dün çocuğa biri demiş ki ya yazılımcılar piyasada çok. Bilgisayar yazayım demiş o da çok. Ya git evde uyu da şu insanlar senden kurtulsun ya. Uyu uyanma da orada kal. Peki bu cümleyi kuran acaba ne iş yapıyor hocam? Ya İsmail söylemeyeyim şimdi yani. Anladım. Bak ben burada biz bu çocuklar için 12 saat çalışıyoruz. Ahmet Hançerlioğulları sağ olsun dün ya kanaldan kanala geçerken sandviç yiyormuş. O güzel yüreğiyle onu anlatmış. Bir veli geldi bana anlattı bunu. Güzel dostum kendisi de çok güzel çalışan bir insan. Biz bu sen ben Ahmet Hançerlioğulları hepimiz bunun için çırpınalım İsmail. Oradan bir ya yazma desin yani. Niye yazmıyorsunuz ya? Yazın çocuklar. Yüksek lisanslı adam edersiniz. Veli Mahmut sınava girdin, kazandın. Kazandı ibaresini gördükten sonra ister kayıt yaptır, ister yaptırma. Orta öğretim başarı puanının yarısı gidiyor. Çok çok önemli bir rakam. Lütfen onu bilerek tercih yap. Betül mimarlıkta siyah kuğu. Hocam şu siyah kuğu ne kadar güzel oldu bu yıl. Bir kitap olsa da keşke. Adı da siyah kuğu mu olsa? Evet, vallahi gençlere yazabilirim. Geleceğine bu tip vallahi bölümleri. İsmail beni az çalıştır bir kitap yazayım kardeşim. Halka şikayet olmaz ediyorum. Hocam, çalışıyoruz, kitabı boş verin. Bu evet, şimdi İsmail şöyle. Mimarlık ölmez bir meslek. Neden? İnşaat ölmez bir meslek. Neden? Nüfus artıyor, yapılar eskiyor, ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Şimdi siz mimarlığı bitirdiniz. İç mimarlıkta yüksek lisans yaptınız. Harita İsmail benim hep hayalimdir. Bak çok ters açı bir şey söyleyeceğim. Harita, mimar, bak mimar, haritacı, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi aynı anda çalışmazlar mı? Siz harita sektörüne de hakim olan bir mimar mühendis düşünün. Bu mükemmel bir şeydir. Kısacası ama en önemlisine son nokta yabancı dil. Yurt dışında iş yapmanın yolu oradan geçer. Ve bol bol hocam inanılmaz şekilde dünya bilgisi yani görgü dediğimiz o İtalya, İspanya, Yunanistan, Japonya'daki mimari... Tabii. Çünkü öyle mimarlar tabii. Var ki sadece stadyum yapıyor. Öyle mimarlar var ki sadece kütüphane yapıyor dünya ülkelerinde. Dikey uzmanlaşma. Aynen öyle. Hocam, ayrıca bir de matematikten bilgisayara geçiş varmış diyor yine Veli adındaki takipçimiz. Şimdi İsmail hani yoktur diye... Hani yüksek lisanstan doğrudan... geçiyorsunuz bir kere. Şimdi İsmail yok orada şöyle de denilebilir. Hani merkezi yatay geçiş var ya çocuk matematiği kazandı. Ertesi sene aynı sıralamayla bilgisayara başvurabilir. Ha geçebilir mi ayrı mesele. Bu bir. İkincisi belki vakıf üniversitelerimizin hani öğrenciye çok şey sunuyorlar, imkan sunuyorlar. Vakıf üniversitelerimiz bu geçişe belli koşullarda izin veriyor olabilir. Onun için biz burada hemen hayır demeyelim. Üniversitesine göre değişir araştırsınlar. Tamam okey. Burak 206 binde hocam hemşireliğin tam sınırı dediğiniz gibi geçen yıl çok yükseldi. Gelme ihtimali var mı? Kesinlikle yaz Burak. Siz ne dersiniz hocam? Buyur. Şimdi bu arada 170 barajı ile ilgili sorular görüyorum önümde şu anda. Biz YÖK Başkanımıza buradan rica ediyoruz. Bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı verdi. Bunun zor olduğunu da biliyoruz. Bu panik yok. Özellikle 10 binlik dilimde artçı etkiyi de sayın.
20 yani 170, 160, 190 bin bandında hafif şeyler oynamaları sebep olur. Hak kaybına kimseyi uğratmayabilirler dedikten sonra ebeliği de yazsın İsmail. 206 bin diye bir şey. Erkek hocam, erkek. Yazamıyor. Erkek, ha erkek. Bence böyle olsun. Benim de başıma gelen en komik olay, bir öğrenciyle yazışıyoruz. Tabii isim klasik işte, İngilizce isimler vesaire. Ben de aynısını dedim. Hocam ben erkeğim dedi. Aman dikkat, bu tip tercihlerdeki özel kurallara sevgili izleyiciler. Mesela sağlıkla ilgili rapor istenilen bazı bölümler var. Emin olmadan da tercih yapmayın, yoksa tercihiniz yanar. İngilizce öğretmenliği gelecekte de devam edebilecek bir meslek midir? İngilizce öğretmenleri kolay atanabilir mi diyor Sevval. Vallahi tabii kolay atanma devletin o yılki bütçelemesiyle alakalı. Biz hani atamaları yapılıyor ama bu kolay kelimesi çok şey. Çocuklar İngilizceyi bitirdikten sonra ister öğretmenliği bitirin, ister normal edebiyatı, ister mütercim tercümanlığı bitirin. Ben işletmede yüksek lisans yaparak şöyle yan gözle de büyük holdinglere bakmanızı tavsiye ediyorum. Şurada ilginç bir soru var. Aynı ildeki hemşirelik, bunu Hakan sormuş. 143 bin kontenjan 43 artmış. Diğeri yeni açılmış, 41 artmış diyor. Çocuklar birbirine yakın gelir bu arada. Biz yayından sonra Instagram bonus hocadan başvuru yaparken, yani tercih formunuzu teslim ederken online ortamda neye dikkat etmelisinizi özellikle yayınlayacağız. Lütfen o videoyu dikkatle izleyin. Hocam, Türk-Alman Üniversitesi hakkında bilgi rica ediyor Mehmet Özmen. İsmail, orada çok ilginç. Ben birçok öğrenciye de tavsiye ettim ama yok dediler bana. Biyomedikal mühendisliği varsa kaçırmayın. Biyomühendislik varsa da orada mutlaka yazın. Almanya biyomedikal malzemesinde bir dünya markası çünkü. Almanya firmalar... bir ekol ama 2 yıl içinde Almancayı veremezlerse üniversiteyle ilişkileri kesilir. Ya İsmail, evet, onu bilecekler. Ona dikkat, ona tabii önemli. Ona bilecekler. Mesela Türkiye'de ne bileyim işte Bilkent'e de gittiklerinde İngilizceden atılabilirler. TED Üniversitesi'ne gittiklerinde. Türk-Alman Üniversitesi sadece Türkiye'de bizim öngörümüzle, girişimimizle, yani ülke olarak açılan bir üniversite değil. Almanya devletinin de ortak anlaşma yaparak açtığı bir üniversite. O yüzden marka değeri çok yüksek. Tuğçe, sosyoloji için ne düşünüyorsunuz diyor. Sosyoloji, o gözüme bir ara çarpmıştı. Çocuklar altlara yazın. Yani meslek değil, bilim dalı kavramı vardır ya. Siz bunu bana nasıl mesleğe çevirirsiniz? Yani yüksek lisanslar bunu ne kadar meslek olarak alır? Onu bilemiyorum. Ben Türkiye'de sosyoloji bölümlerinin bazılarının daraltılmasından yanayım. Ki öyle de olacak zaten. Funda Hanım sormuş ama Funda Hanım, sorunuz güzel bir soru ama bunu öğrencinin kendisinin karar vermesi gerekir. Bir arkadaşının olduğu için soruyor. Anadolu'da diş hekimliği mi yoksa Ege Üniversitesi gibi marka bir üniversitede eczacılık mı diyor. Ya şimdi şöyle, eğer çocuk diş hekimliğini istiyorsa Anadolu'da eczacılık. Hiç fark etmez. Şey, neresi tutarsa dişi zaten mutlu çünkü olur. Çünkü neticede ömrünün sonuna kadar o meslekle, az önce Kanal 7 televizyonunda velinin sorusuna verdiğim cevabı da çocuklara aynı şekilde ifade edeyim. Aynı şey. Neslihan Aslan, özel eğitim öğretmenliği mi, PDR mi, hangisinin önü açık diyor hocam. Çocuk gelişimi mi? Özel eğitim öğretmenliği. Ya da eşit ağırlıktan PDR. Yani hem sözelden tercih ya yapabiliyor hem eşit ağırlık. Evet, hangisini yapacaksan onu aslında yap. Seviyorsa ona git. Çocuk gelişimi mi, sağlıkla ilgili laborant mı? Valla bunda da işte hep böyle ikilem var ya İsmail. Ya sevdiğinizi yapacaksınız. Bu kadar basit. Cemre 80 binde sayısal öğrencisi, hangi mühendislikleri seçmeliyim diyor hocam. Şimdi 80 bin de bilgisayar da seçer, makine de seçer, elektrik elektronik de seçer. Ama şöyle bir oynama yapabiliriz sadece. Mesela çok iyi bir üniversitede bilgisayar tutmuyorsa, aynı iyi üniversitenin elektrik elektroniği tutuyorsa orada kal. Bilgisayarda zaten yüksek lisans yapmak zorundasın. Genelde... Bilgisayarı bitirdiğinde de, sözünü unutma İsmail. Bilgisayarı bitirdiğinde de zaten elektrik elektronikte mesela yüksek lisans yapmak zorundasın. İnşaat orada daha düşük olduğu için genelde çevre mühendisliği, jeoloji, maden gibi mühendisliklerde öğrenciler üniversitenin adından dolayı tercih yapıyorlar. O hataya düşme lütfen Cemre.
30 bindeki bir öğrenci hangi aralıkta tercih yapmalıyım diyor hocam. Şimdi şöyle çocuklar, tutma aralığın 27 bin, 36 bin. Şimdi bu tutma aralığı, yani tercihlerin yarısını buradan yapacaksın. Peki sonra al 27 binden işte 20 bine kadar 6 tercih. Daha da bizim düşürmemiz gerekiyor. Al oradan da 50 bine kadar bir 6 tercih daha. Bu ne oldu? Bak orta bölgeden, Armut'un orta bölgesinden 12 tercih yapmıştık. Tercihlerini bitirmiş oluyor. Fatma böylece. Yine ikili meslek arasında, iki meslek arasında kalmış bir öğrenci. Bilgisayar mühendisi mi, mimarlık mı diyor hocam? Şimdi çocuklar, ikisinin arasında külluhun alaka yoktur. Hiçbir alaka yok. O zaman biz hangisini istiyorsak diyeceğiz. Bu sorunun altında ne yatıyor? Çocuk mimarlık istiyor. Hani mezunu çok, bu meslek öldü. Bak şimdi ölü tercihçi. Bu meslek öldü, mezunu çokçular. Allah sizi ıslah etsin. Yani güzelce aklınızı başınıza toplayın da şöyle bir araştırma yapın diyorum. Şimdi mimarlığı istiyor çocuğumuz. İsmail, yarın bu mimarlıklar yükselir. Ya oradan bilgisayara gidip de yapmayacağı bir işi yapmasın. Bilgisayar tercih. Bu arada bilgisayar da çok popüler. Çok iyi. Yani onu ben iyi yazma derken çocuğun istek sırasına bakarak söylüyorum. Berre Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde nasıl siyah kuğu olabilirim diyor hocam. Çok güzel bir soru. Çalışma ekonomisini bitiren bir çocuğun kamu alanında yüksek lisans yapması durumunda ya da kamu maliyesinde işletme. Çünkü bunlar biraz aslında çalışma ekonomisi çok hukuk dersi görüyor. Daha çok mesela işçi hakları, sendikalar, sivil toplum örgütleri bunlarla da çalışıyorlar, bankalarla da çalışıyorlar. Hukuk ağırlıklı ilerlemesinde fayda olduğunu Berna, düşünüyoruz. Berna, sosyal hizmetler hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Çocuklar, ben hani mezunu çok demiyoruz, ne diyoruz? Sektörü dar. Sektörü neden dar? Nereden anlıyorsunuz? Eğer siz bir bölümü bitirdiğinizde sadece devlette iş bulacaksanız oturup atamayı bekleyeceksiniz. Türkiye'de öğretmenlerimizin atamayla ilgili sıkıntısını özel okullaşma %12. Teşviklerle bunların hedef, yani hükümetin de hedefi aslında, ama işte biliyorsunuz pandemi çıkıyor, bütçeler başka yere kayıyor falan. %50'ye çıktığı gün öğretmenden gık atama olamıyorum sesi çıkmaz. Devlet atayacak öğretmen bulamayabilir. Özel sektörde çalışırlar. Burada İsmail bir duyuruyu daha hemen tekrar etmek isterim. Çocuklar ve değerli aileler, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesi olduğunu bilin. 3000 dönümlük kampüs alanı var. Mutlaka inceleyin. Biz bu üniversitemizin sosyal sorumluluk projesinde her gün 11.30'da ücretsiz, birebir görüşme de ücretsiz. 11.30'da Nene Hatun Caddesi No 22'de, ikinci katta size 2 saat süren bir tercih semineri yapıyoruz. Arkasından hemen bitişikteki binada birebir görüşmelerimiz başlıyor, randevular yazılıyor. Orada tercihlerinizi analiz ediyoruz. İsmail, ne yapıyor çocuklar biliyor musunuz? Çok yüksek yazıyor, yazıyor, yazıyor. Bir tane de düşük yazıyor. Bu örnektir ki çok kazanamıyorlar zaten. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi hocam, ben bir öğrenciye ilginç bir şey, yine Doğu Akdeniz Üniversitesi ile, bakın arkadaşlar, tercih dönemindeyiz. Hocam da tam Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden bahsetti. Bir öğrenci Halil Çetinkaya, özellikle Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni istiyorum. Onun özel eğitim öğretmenliği 119 binde kapatmış. %50 burslu gelir mi? Ben 128 bindeyim diyor. Halil'cim, Halil Çetinkaya, sevgili öğrenci. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin ücretlisini ilk 3 tercihine yazdığında sen zaten %75 burs kazanıyorsun. Ne güzel söyledin. Sevgili öğrenci, güzel kardeşim. Sen %75 bursu zaten kazanıyorsun. %50 bursu yazdığın zaman %50 burslu okuyorsun. Lütfen ama lütfen Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin burs koşullarını ne olursunuz iyi inceleyin. Müthiş fırsatlar veriyor. İlk 3 tercihe yaz. Yazık şimdi Halil. Vallahi iyi ki de bizi izliyorsun. İyi ki de mesajını gördüm. Tabii. Sen ücretliyi yazdığın zaman Doğu Akdeniz Üniversitesi, devlet üniversitesi sana %75 burs veriyor. %50'nin peşinde niye koşuyorsun? Tabii ya. Ya yazık hocam. 40 bin lira, 10 bin liraya okuyor ya. Bir sürü öğrenci burslu tuttuğu halde gidip ücretleri yazıyorlar. Hem şansınızı deneyin. O ayrı bir olay ama imkan var, fırsat var. Bir de İsmail, bu devlet üniversitesi zaten KYK yurtları var kampüsün içinde. Ya hocam vallahi, yani şunları görünce insan üzülüyor ya. Evet. Bu imkandan yararlanın.
Hocam birçok soru endüstri mühendisliği hakkında. Ne düşünüyorsunuz? Önerir misiniz? 67 binde tercih aralığım nasıl olmalı? Çocuklar şimdi Eda sormuş. Hasan Kalyoncu Üniversitesi rektörümüz geliyor, daha da gelecek, kendisi endüstri mühendisi zaten. 12'sinde mi geliyor? 12'sinde iki ayrı farklı hocamız geliyor. 12'sinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi geliyor. Bak biz oradan dinledik bunu. Endüstri mühendisliği, bütün mühendislik bilimlerinin yüksek lisans yapacağı alan dedi. Oradan ne sonuç çıkıyor? Sen endüstriyi okudun ya. Mekatronikte yüksek lisans yap, lezzetinden, tadından yenmez. Bir tane daha istersin. Hani böyle bazen bir yeme böyle yer bir kaşık alırsın. Hemen garsona bakarsın. Dur ya bir tane daha isteyeceğim diye ya. O onun gibi olursun. Mekatronik. Bakın burada makina, elektrik, elektroniğin birleşmesine ne deniliyor? Mekatronik deniliyor. Endüstri mühendisliği ne demek? Makina, elektrik, elektronikten iyi anlayan demek. Sen onu bir de mekatronikle taşlandır. İşte kral sensin, siyah kuğu sensin. Hocam inanılmaz çok moleküler biyoloji ve genetik bölümüyle ilgili sorular var. Bu nereden kaynaklanıyor İsmail? Aşıda genetikçiler rol aldı. Hatta burada bizim hocalarımızdan biri de bunu söyledi biliyorsun. Evet. Bunun üzerine gelişen sektör olduğu görüldü. Bu neyi etkiledi? Bakın dikkat edin, moleküler biyoloji ve genetik, biyomühendislik, biyokimya... Bu alanı etkiledi. Eczacılık yavaş yavaş düşme hızını azalttı. Eczacılık düşüyor ama düşme hızını azalttı. Böyle sonuçlar ortaya çıktı. Hocam bir öğrenci çok güzel bir soru sormuş. Sözel öğrencisi. Hemen adını da okuyayım. Öğrenci 50 binde hocam Enes. Bu sene gastronomiye ilgi artma ihtimali yüksek olduğu için aferin Enes, harika bir tespit. Onu inanılmaz bir ilgi güzel, var. Güzel, evet. Çok akıllı bir öğrencisin. 100 binden alan Sivas gastronomi gelir mi? İnanılmaz mantıklı bir öğrenci. 50 bindeyken 100 bini şu anda garanti almaya çalışıyor. Bravo. Gastronomi ile ilgili benim söyleyeceğim dünyanın en lezzetli diploması, çünkü hakikaten anlamlı bir diploma. Gerisini sizden çok alalım. Çok güzel tanımladın, evet. İsmail. En lezzetli vallahi diploma. Şimdi siz gastronomiyi bitirdiniz İsmail. Beslenmenin ilgili bölümünde kişiye özel beslenme, kişiye, hastaya özel beslenme gibi alanlarda yüksek lisans yaptınız. Sizi çocuklar Fener'le ararlar. Var ya, nerede bu çocuk diye. Şimdi siz burada sektör neyi istiyor? Bakın 2015 ve 18'de TÜSİAD'ın PwC'ye hazırlattığı raporda İsmail, Türkiye'de üniversite mezunlarının %88'inin teknolojiye hakim olmadığını, teknolojiye hakimiyet biraz yüksek lisansla da çok yakından ilgili olmadığını, her 100 üniversite mezunundan sadece 12'sinin sanayicinin, turizmciyi de kabul edin, onları turizm sanayicisi gibi düşünün, sanayicinin ihtiyacını karşılayabildiğini söylüyor ve Türkiye'de teknolojiye hakim üniversite mezunu boşluğu %88. Bu rakam çocuklar resmi bir rakamdır. Onun için rahat okuyun. Şimdi ben şurada... Enes'e de cevap yazalım. Muhakkak 100 binle de tamamla. 90 binden 70 binden de yaz Enes'ciğim. Çok güzel. Bu matematik mühendisliği çocuklar bilgisayar programcısı demek direkt. Matematik mühendisliği nedir? Otomobil kaportası yapmıyor herhalde zaten. Ne yapıyor? Peki yazılım direkt. Çok belli zaten. Yazılım mühendisliğini değerlendirir misiniz demiş Aleyna. Çocuklar yazılım mühendisliği aslında bilgisayarın içinden çıkma, dikey uzmanlaşma dediğimiz alanla alakalıdır. Ve burada... Öğrencilerimizin yazılım okuduktan sonra yazılım ve donanımı kapsayan bilgisayar bölümünde lisansüstü eğitim yaparak siyah kuğu olmaları gerekiyor. Fatma Gül 90 binde bilgisayar mı yazılım mı diyor hocam? Hangi üniversiteler? Yani ikisinden birini tercih edebilir ama hep ben bilgisayar oku, yazılımda arada, yüksek lisans yap. Dikkat ettin mi hocam? Hiç makine mühendisinde elektrik, elektronik çokça adı geçmiyor. Özellikle kız öğrencilerden inanılmaz bilgisayar ve yazılıma yoğun bir ilgi var. Çünkü NASA'nın %40'ı bayanlar. Kadınlar. Ha. Ya bizim kültürümüzde İsmail genç olan hanıma kız derler. İşte belli bir yaşta sonra bayan derler. Ben Avrupa'nın bu değerini kabul etmiyorum. Efendim herkese kadın diyecekmişim. Ben 14 yaşındaki çocuğa kadın demem. Ben saçma geliyor bana bu. İbrahim Eroğlu'yla dün, hatta sabah, klasik bizim sabah 5 yazışmalarımızda şu öngörüde bulundum hocam. Bu yıl inşaat yükselecek. Hı hı. Makina da ben düşme bekliyorum. Bilgisayar yine her zamanki gibi ve yazılım yükselecek. Şimdi çocuklar tabii İsmail burada yükselecek derken yükselme ihtimalini bilir dedi. Öngörüyorum sadece. Orada yanlış anlamasınlar. Yani ya muhtemelen %55 yükselir.
Efendim işte %30 aynı kalır, oradaki orana dikkat edin. Yükselebilir. Bunu önceden tahmin edebilmenin imkanı yoktur ama sana katılıyorum İsmail. Ya ben olayım mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat, Doğu Akdeniz İnşaat yazarım. Kardeşim bunlar şu anda haksız yere aşağı doğru kaymışlar. Cümlemi bir kez daha tamamlamak istiyorum bir eğitimci olarak. Bizim kültürümüzde belli yaşta genç çocuklara, yani genç insanlara işte kız tanımlaması yapılır. Daha ilerlediğinde yaş kadın tanımlaması yapılır. Bunu öyle aynen alamam ve burada biz çocuklarımıza efendim 14 yaşındaki çocuğa kadın diyorlar. Kültürümüze ters bu kardeşim. Ondan dolayı o kabul edilebilir bir şey değil. Ozan soruyor hocam, kimya mı kimya mühendisliği mi? Elbette ki kimya mühendisliği, milyon kere kimya mühendisliği. Çünkü İsmail bak, kimya mühendisliği ilaç sanayinde o kadar önemli yer tutuyor ki. Ne diyordu bizim Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Eczacılık Fakültesi dekanı? Biyoteknolojide yüksek lisans yaptığında bu çocukların tamamen kimya dahil buna ilaç sanayinde rol aldıklarını, artan virüsün ömrün uzamasının, ilaca duyulan ihtiyacın arttığını gerçekten hep beraber göreceğiz. 110 bindeki Mehmet 96 bindeki endüstri mühendisliğini hedefliyor hocam. 96 yakalama... bin İsmail gelme şansı elbette ki var. Yani biz mutlaka yazsın, hatta ve hatta 96'yı bırak 70'ten 80'den de yazsın ama gelir diye güvenilmez. Şimdi dün hemşerilerim Hatay'dan bir tercih şey yapmışlar çocuklar. Ya elektrik elektronik düşer demişler dershanede. Ya hocalarım hemşerimsiniz, sizi çok seviyorum. Bunu söyleyenler de arkadaşlarımız zaten. Yapmayın ya. Düşer diye çocuğa öyle bir liste gelmiş ki İsmail. Ya zaten bunlar düşüş de. Sen bunlar gelir. Evet gelir. Ya gelmezse? Gelmezse çocuğun bir yıllık kursunu ödüyor musunuz hemşerilerim? Bak ben hoca olarak çocuklara zarar verdiğiniz zaman bunu eleştiririm. Hiç alınganlık yok. Hocam siz hukuk eğitimi de aldınız. Türkiye'nin ikinci üniversite, en iyi üniversitelerinden Ankara Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldığınız için tam güzel bir soru geliyor hocam. Hülya Hanım göndermiş. Eşit ağırlık 4000'de öğrenci. Hangi üniversiteyi seçmeliyiz? Hangilerini yazalım diyor hocam. Evet. Ben çok İyi bir dereceyle, Türkiye derecesiyle Ankara Hukuk'a yazdım. Yani ikinci üniversitemdi. Başarıya da belli bir yere geldik. Şimdi burada öğrencilerimizin şuna dikkat etmesi gerekiyor. Hukuk, ilgi, yetenek mesleğidir. Mesela ben, hayalim benim kitap oku, yaz, bildiğini başkasıyla paylaş. Biliyorsunuz bilgi paylaştıkça çoğalıyor. Ben öğrenciye bir şey anlatırken İsmail o anda aklıma başka şey de geliyor. Buradan nereye varmaya çalışıyorum? 4000 güzel bir sıralama. Hukuk istiyorsa çocuk, yani burada ne bileyim 1500'dekini bile yazabilir. Nereye kadar düşürmesi lazım? Bana göre 10.000'e kadar düşürmesini tavsiye ederim. 4000'den sonra en az bir 8-10 tercih daha yapın. Daha devam etmek zorunda. Tamam. Mesela Ankara Üniversitesi çok iyi bir hukuktur. Eğer ben Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi kökenli bir hukuktur. Onu da aklınızın bir köşesine yazmanızı tavsiye ederim. Burada tabii İstanbul hukuk çok iyi bir hukuktur. Marmara. Hacettepe alınmasın. Buyursunlar kendilerini de burada anlatsınlar. Öğrenci Hacettepe hukukta kampüsü seçiyor kardeşim. Ben Ankara hukuku, Hacettepe hukuku yan yana getiremem. Ya burada Hacettepe hukukumuz gelir anlatır. Biz onlardan daha iyiyizdir. Biz ikna oluruz. Ama burada çocukların kampüsü seçmesinden dolayı daha yenilerde kurulmuş olan Hacettepe Hukuku, Ankara Hukuku'tan iyi zannetmeyin. Hocam hızlanıyorum. İngilizce öğretmenliğini bir sordu öğrenci az önce. İngilizce mütercim tercümanlığı şu anda bir öğrenci soruyor. Yani İngiliz dili edebiyatı, mütercim tercümanlık ve İngilizce öğretmenliğini bitiren öğrenciler nasıl siyah kuğu oluruz diye size soruyorlar. Evet, arkadaşlar da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden arıyorlar. Ben de yayındayım çünkü sürekli her gün oradaydım. 11.30'da konferans salonunda olacağım. Nene Hatun Caddesi No 22 kat 2'de. 2'de mi? İkinci katta. Yani zeminin üstüne ben hep 2 diyorum. Orada sizlerle ücretsiz 2 saatlik bir konuşmamız olacak, soru cevap olacak. Emin olun gelenler hocam gerçekten piyasada çok yanlış şeyler duyuyoruz diyenler var ve buna görün. Şimdi
İsmail, İngilizce öğretmenliğinde nasıl siyah kuğu olursun? Mütercim, tercümanlık, İngiliz dili edebiyatı. Üç ayrı öğrenci soruyor hocam. Tamam. Bunlarda işletme, iktisatta yüksek lisans yaparsanız, diplomanızı sektörel yaparsınız. Bakın bu kadar basit. Sektör. Ben öğretmenlik yapmak istemeyebilirim. Giderim bir sektörde, yani bir holdingde. Bakın İngilizce biliyorsunuz. Artı bir de işletme biliyorsunuz. Lütfen dikkat edin. Mesela Bilkent Uluslararası İlişkiler mezunları hemen iş bulur. Neden? Dil. Uluslararasından mı, dilden mi? Tabii dilden. Ki dilde. Ha, onu demek istiyorum. Bunun için bu anlattıklarımıza çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Orhan, İngilizce iktisatımı, İngilizce işletmeyi mi seçeyim diyor. İngilizce iktisatımı, İngilizce işletmeyi mi seçeyim diyor. Ya şimdi İsmail, işletme yönetilir, öbürü rakamlarla uğraşır. Hiçbirbirinden farklı değildir. Ondan dolayı da ben diyorum ki hangisini istiyorsan onu seç. Daha çok özel sektörü hedefliyorsan, işletme, daha bir de kamuyu da şansını arttırmak istiyorsan iktisat diyeyim ben de. Bilgisayar programcılığı hakkında hocam bize kefil olur mu diyor hocam bir öğrenci. Ben her zaman için öğrencilere şunu söylüyorum. Çocuklar, ben özel sektörde, devlette bir yıl çalışmış adamım. Etrafımdaki insanlara hep şunu söylerdim. Özel sektöre güvenilmez. Kendine güveneceksin diyeceksin kardeşim. Özel sektörde beni yarın gönderir. Bak şimdi bundan ne anlıyorsun? Efendim ben işime sahip çıkmadığımda, uyuşuk davrandığımda beni özel sektör gönderebilir. O zaman işine sahip çık, uyuşuk davranma, işine zamanında gel. İşin kural. Mesela öğretmen misin? Veliyle, öğrenciyle takışma. Öğrencidir bu, her şeyi yapar. Bu çocuk yapar. Büyüğün görevi onu absolüte edebilmek, tolere edebilmektir. İşte onun için yazılımda İsmail, Siirt Üniversitesi'ni bitiren gider Harvard'da yüksek lisans yapar, örnekleri çoktur. ODTÜ'yü, Boğaziçi'ni bitiren ortalıkta gezebilir. Siz burada kişisel gelişiminize bakacaksınız. Sen kararlıysan sana kefilim. Sana kefilim, sana. Çok güzel bir soru. Mürvet, sınav sistemi değişir mi? Mezuna bir sene daha kalmalı mıyım diyor hocam. Şimdi çocuklar, hukuk fotoğrafın tamamını görebilmektir. Akıllı insan, mühendis benzeridir. Kurban olayım. Ülkenin önünde iki sene sonra seçim var. Gençlerin en çok sevmediği şey nedir? Sınav sistemiyle oynanmasıdır. Peki çocuklar, bu hükümet bunu yapar mı? Yapmaz. Ben size düz söylüyorum. Siyasetçi falan değilim. Ben sıradan bir bakanlığın, yani hükümetin bürokratı olsam İsmail, tavsiye edeceğim budur. Sakın ha çocuklar. Ya seneye sınav sistemi değişir bilmem ne falan. Bunlar dayanaksız, mesnetsiz cümlelerdir. Bunları söyleyenlerden uzaklaşın. Bu soru çok geliyor İsmail. Bunu kim pompalıyor olabilir? Kaosçular vardır. Onlar pompalıyordur. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani 462 binde 2 yıl sınava girdiysen 3. yılda sevgili Mürvet, bence ön lisanstan bir tercih yapabilirsin. İsmail bak, ön lisanstan tercih yap. Çocuklar zannediyorlar ki biz ön lisansa mı atıyorsun hocam? Çocuklar, ön lisansı bitirdin, teknoloji ya da sağlığı. Hemen işine giriyorsun. Çalışırken, bak dikkat edin, dikey geçiş sınavını kastetmiyorum. Oradaki zorluk anlaşıldı artık. Çalışırken sen bir sınava daha giriyorsun. 4 yıllık okulu stressiz mesela bir şekilde bitirebiliyorsun. Bunu yapan o kadar çok insan tanıyorum ki anlatamam size çocuklar. Ben de ikinci üniversitemi çalışarak okudum. Ne olacak, siz de okursunuz. Evet İsmail. Hocam bir soru daha var hocam. Bu yılki 11. sınıf öğrencileri seneye başarılı olmak için şimdiden hocam bize ne önerir diyor. Kısa cevap vereceğim çocuklar. Öncelikle bu yazı konu çalışarak geçirin. Tabii her konunun sonunda biraz soru da çözmeniz gerekiyor ama 9, 10, 11. sınıf konularını bir tekrar edin. Zaten okullar açıldığında hocalarınız size bol bol soru çözme yönünde bir takım planlamalar yapıyorlar. Ama yazı konu çalışarak geçirmeleri Yusuf gerekiyor. Yusuf tarih bölümünü tercih etmeli miyim diyor hocam. Çocuklar yazabilirsin ama lütfen oradan niye atamam yapılmıyor, ben niye işsizim, neden para kazanamıyorum falan deme. Tarih bölümü araştırmacı yetiştirir. Yani sen tarihte yüksek lisans yapabilirsin. Yani başka bir bölüm oku, coğrafya gibi, öğretmenlik olsun o da. Tutmuyorsa hocam yazacağım diyorsan her zaman için şu bir realitedir İsmail.
üniversiteye ayak basmak, büyük okyanuslara ilk kulaç açmak demektir. Onu yapabilirsin de. Fen Edebiyat Fakültesi matematiği hocam bize önerir mi diyorlar? Öneriyorum bir koşulda. Bilgisayar ve yazılımdan yüksek lisans yaparsanız. Mehmet, arkeoloji bölümü neden ilgi görmüyor? Neden ilgi görmüyor olabilir sence? Yani istihdamı yok. Özel sektör bir arkeolog alayım da şu tepeyi kazdırayım der mi? Bak cümleye dikkat et İsmail. Derse o özel sektör çok yürümez, batar. Ya da kepçe vurur onları. Şimdi ama devlette de sınırlı alıyor. Hocam, istediğim bölüm gelmedi. Tekrar hazırlanıp sınava mı girmeliyim yoksa başka bir bölümü yazıp gitmeli miyim diyor. Şimdi ilk yılınsa İsmail bir defa daha hakkı sonuna kadar var değil çocuğumuzun. Hocam? Kesinlikle. Psikoloji bölümüyle ilgili bolca soru geliyor hocam. Psikoloji bilimi çocuklar bilimlerin atasıdır, babasıdır. Psikoloji bilimi öyle bir bilim dalıdır ki bunu öğrenmekten imtina edenlerin gerçekten hep böyle bir sıkıntısı olur. Onun için lütfen psikoloji bilimini yazabilirsiniz. Yazarken stratejileriniz olsun. Ben mezun olduğumda yüksek lisanslarla, yan dallarla, İşte mesela bir kriminolojide hep derler ya klinik psikolojide yüksek lisans yapın. Bir suç biliminde mesela çocuk suçlularla ilgili, tabii çocuk suçlu kavramı da çok yanlış aslında. O çocuğu suça teşvik eden başka faktörler vardır ama suça bulaşmış çocuklarımızla ilgili diyelim. Suça bulaşmış çocuklarımızla ilgili bir yüksek lisans yapsanız gerçekten devlette de istihdamının olduğunu unutmayın özellikle. Hocam, tıp istiyordu diyor kızım. Mezuna bırakırken tercih yapmak istersek ne tür tercihler olur? Yani 120 binde tıp istiyor ama yine de bir tercih yapacak olursak nelere dikkat etmeliyiz? Zaten tıp biliyorsun yazamıyor. 50 bin çünkü. Tabii. Ya neye dikkat etmeli? Sağlıktan tercih yapmalı. Beslenme, FTR falan ama onların da yükseklerinden yazmalı. Bengüsü ve başka da öğrenciler eczacıların çalışma alanlarını soruyorlar hocam. Şimdi çocuklar, biriyle görüşmeye gittiniz. Şimdi geçen bir öğrenci bana diyor ki, hocam diyor bir tercih danışmanı var, herkes tanıyor, garantisiz de tanıyor. Ne adı bunun dedim. Dedim ki evladım ben 25 yıldır aralıksız televizyonda program yapıyorum, sor beni de çok tanıyan olmaz. Bunlar kendilerini öyle cila alıyorlar. Şimdi öncelikle Bengus'u, bir kişiye gittiniz dedi ki ya istediğin yere eczanı açamıyorsun. Ne yaparsın? Ya beyefendi, istediğim yerde ben makine mühendisliği olabilirim, istediğim mahallede eczanı açamıyormuşum. İstediğin mahallede mühendislik işine girebiliyor musun? İstediğin mahallede efendim işte doktor olabiliyor musun? Bunlar çocuklar mesnetsiz şeyler. Eczacılık ölmez bir meslektir. Yazmazsanız hata edersiniz. Çünkü çocuklar tutuyor, ben eczacılığı yazmayayım, gideyim başka şey yazayım dediğinizde hata edersiniz. Yazın. Kayseri Erciyes ve Karadeniz Teknik Üniversitesi arasında kararsız kalmış İrem, kesinlikle ikisi de iyidir. Akademik kadroya ve laboratuvar imkanlarına bakman sana doğru cevabı zaten verecektir. Hocam, Kıbrıs'taki üniversitelerle ilgili bu yıl bir puan yükselmesi bekliyor musunuz diyor. Şimdi İsmail, bir öğrenci. Yani ya yükselme ihtimalini de gözetelim ama düşme ihtimali daha fazla. Şimdi öğrenci burada tekrar ediyorum, 50 yıllık bir üniversite olan, bir devlet üniversitesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 3000 dönümlük kampüsü var. İlk 3 tercihe %75 vuruyor, burs veriyor. Kontenjanların %80'i burslu, KYK yurtları var, sahili var, şehirle bitişik. Yani akıl almaz bir üniversite. İsmail çocuk bak, Ahmet böyle. Bravo Ahmet, sen var ya ne tertipli çocukmuşsun ya. Hocam birinci tercihim 50 bin, ikinci tercihim 60 bin, üçüncü tercihim 45 bin, dördüncü tercihim 35 bin. Ya, hayır, istek sırana göre yazmışsın. Senin alnından öperim, ölü tercihçilerin eline düşmemişsin. Şimdi ölü tercihçi, bu meslek öldü. Ve mezunu çokçular, bunlardan uzak durun. Üç tehlike: ölü tercihçiler, bu meslek öldücüler, mezunu çokçular. Un, şeker, tuz muydu? Üç beyazdan. Ya üç İsmail, beyazdan uzak durun İsmail, diyorlar. İsmail yatıp öleceğim ya. Hayır, yani bana mezunu az olan bir meslek varsa söylesinler de biz de kültürlenelim ya. Bunlar yani sabah akşam kalkıp video yayınlıyorlar. Görüyorum, yapışıyor benim şeyime video. Doldurmuş. Ya çünkü
Efendim yazılımın mezunu çokmuş. Hocam çok soru var. Şimdi aklıma Çin geldi. Ya nüfus 1,5 milyar, adamlar uçmuş. Başka bir ülkeye bakıyorsun. Nüfus çok diyor, işsizlik çok diyor. Aradaki ilişkiyi buradan çıkarttın. Bravo, bravo İsmail. Hocam mimarlıkla ilgili Kani Çınar ve Burca bilgi istiyor. Mimarlığı istiyorsanız başka üniversitelerde inşaatı da muhakkak değerlendirin diyorum. Bir başka soru hocam. Yapay zeka mühendisi hakkında ne düşünüyorsunuz? İnanın sevgili izleyiciler, telefonlar çalıyor. Binlerce, on binlerce mail. Şu anda 27 bin tane açılmamış mail var. Ve DM'den, Instagram'dan da binlerce, on binlerce soru geliyor. Emin olun elimizden geldiği kadar cevaplandırıyoruz. Süleyman hocam artı her gün 11.30'da Ankara'da Nene Hatun Caddesi numara 122'de ücretsiz seminer var. Ücretsiz tercih danışmanlığı var. Hepsi ama hepsi ücretsizdir. Artı günde de 3 tane bazen 4 tane canlı yayın yapıyoruz. Yetişemediğimiz öğrencilerimiz, ailelerimiz ne olur affetsin. Her zaman sizinleyiz. Buyurun hocam. Şimdi Adil Kılıç'tır bu. Mesela sırala sorun. Ben diyor sadece TYT'ye girdim. 1549'larda sadece bu sıralaması buydu. Hocam o soru biraz karışık geldi. Evet, okumadım. Çocuk gelişimi mi, sağlıkla ilgili alan laborantlık mı? Gelir, ben de laborantlık diyorum. 1549'sa gelir tabii ki. Hayır, o ikisinden birini soruyor. Yani ben de laborantlık bir kez daha cevaplayalım. Ben de laborant, tıbbi görüntüleme, anestezi. Hocam tabii. Son soru muhtemelen. Yapay zeka mühendisiyle ilgili soru var. Ben olayım, yani yapay zekayı yazarım. Zaten çok da gerçekten 2-3 tane bölüm var bununla ilgili. Ama bilgisayarda okuyup yapay zekada yüksek lisans yapmak bana daha mantıklı geliyor zaten. Hocam, Fen Edebiyat Fakültesi'nin bölümleri fizik, kimya, biyoloji, son bir dakikaya girdik. Fizik, bu kimya, biyoloji. Bu yıl bu bölümleri tercih edecek olan öğrencilere önerileriniz, uyarılarınız. Ya İsmail, şimdi hukuktaki yükselmede fen edebiyattan kaçışında etkisi de var. Toplayın bunları. Yani biz orada öğrencilerimizin bunu yazarken formasyonla ilgili sıkıntı olacağını bile bile yazsınlar. Yani ben artık verirler diyordum ama yok. Yani daha başka bir şey söylemeyeceğim. Evet. Ben buradan salona geçiyorum. Nene Hatun Caddesi No 122 zeminin üstü. 5 gün boyunca her gün oradasınız. Evet. Sonra sevgili izleyiciler, barajlar düşer mi derken mühendislik barajı, öğretmenlik barajı bu yıl asla düşmez. Boşuna beklemeyin ama 170'e inmeyle ilgili her an bir haber, YÖK'ten bir açıklama bekliyoruz. Takip ediniz. Genç Vizyon programı akşam 17'de yine sizlere. Instagram Bonus Hoca'da birazdan bir video gelecek. Instagram Bonus Hoca, YouTube Bonus Hoca, lütfen takip edin, videoları izleyin. Saygılar sunarız. Hoşça kalın efendim.